Bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün ikinci konuğum, Bugün ikinci konu efendim. Canbir Yapı Saray Tavan Genel Müdürü Mitat Yağcı benimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duca nasılsınız? Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Ee, öncelikle Canbir Yapıdan bahsetmenizi rica edeceğim. Firmanızdan bize bahseder misiniz? Canbir Yapı 1993'ten beri hı hı. E, faaliyet gösteren bir firma. E, kendi kurduğum bir firma. O zamandan bu zamana kadar inşaat sektörünün her alanında işte alçman asma tavan bölme var, taş yünü asma tavan bu tür inşaat sektörü üzerinden devam eden bir firma. Hı hı. Yaklaşık işte hemen hemen 2016'ya kadar da Saray Tavan e, dekorasyonu Osmanlı Saray Tavan üzerine bürodüğimiz bir şirket. Nasıl ilgi var mı Saray Tavana eski Osmanlı döneminde? Tabii ki yani günümüzde şu an çok moda. Hı hı. Ee, yeni yeni işte tarihimizi Öğrenme adına hı hı. Ee, insanlarımıza da bu konuda tarihine çok e, önem verdiği için de gerçekten de bayağı bir ciddi e, talep var. Hı hı. E, dün ekibimiz sizinle röportaj yaptılar. E, sizi birazcık daha sizi ve firmanızı yakından tanımak için şimdi VTR'mizi izleyelim ardından tekrar birlikteyiz. Sevgili izleyiciler... İmraniye bölgesinde Elmira Plus'tayız. Burası bir düğün salonu ve burayı cam bir yapı kendi güzel dekorasyonlarıyla şıklaştırdı. Şimdi firma sahibi Mithat Bey yanımda. Evet merhabalar. Merhaba. Cam bir yapı olarak Mithat Bey burada neler yaptınız? Ne gibi güzellikler uyguladınız? Burada e, Elmira'nın ikinci şubesini yaptık biz. Burası Elmira Plus olarak geçiyor. E, Burak Bey ile güzel bir ortak kararlar aldık. Beraber yolu kat ettik. İkinci şubesini bitirdik. Saray tavan ve poliuretan malzemeleriyle güzel bir konsept çıkardık. Bayağı da bir proje çalışmalarımız oldu. Sonuç itibariyle işte yaptığımız dekorasyon bu. A'dan Z'ye kadar biz beraber başarıp böyle bir salon ortaya çıkardık. Teşekkür ederim. Şimdi mekanın sahibiyle konuşalım. Evet sizi kısaca tanıtabilir miyim? Merhabalar, ee, Burak Turan ben. Ee, biz düğün salonu sektöründe iki tane e, şubemizde hizmet veriyoruz. Burası Elmira Plus, İMES bölgesinde. Diğeri de e, Ümran Nikah karşısında Elmira Davet Salonu. Burası ikinci açtığımız şube. Burada e, Mithat ile ilk şubemizde de Elmira'da beraber çalıştık. Bu Elmira Plus'ta da e, Mithat ile çalıştık. Burada e, saray tavan, e, saray uygulaması yaptık. Yani burada polireten malzemeler kullanıldı ve yani genel olarak insanlar buraya geldiği zaman e, biz saraya gelmiş gibi hissediyorlar ve bunu bize hissettiriyorlar. Yani Allah'a şükür buraya gelen müşterimiz genelde bu atmosferi gördüğü zaman yani ben kesinlikle Elmira Plaza tut tutmalıyım diyor. Kolonlarda detay çalışmak için hem e, loş bir ortam sağlamak için siyasi kesim dediğimiz e, porolatan malzememiz. Arkasında e, plastik sert bir malzemeden oluşan bir ürün var. İç kısımda ledler var. E, i̇stediğimiz renkli de yapabiliyoruz. Bu seans kesimde bu şekilde bir detay çıkarıyoruz. Evet elinize sağlık. Bir de sütunlar görüyorum. Sütunları da siz mi yaptınız? Evet evet. Bunun da şimdi Osmanlı'da biliyorsunuz sütun biraz çok ağırlıklı gidiyor Osmanlı dönemlerine baktığınız zaman. Buranın da biraz da ağır tutmak adına hani kaliteyi biraz daha ortaya çıkarmak için de sütunlarla ağırlık noktasını verdik. Bunun fikri de en çok Burak Bey'in evet, e, evet. fikriydi. Biraz daha yoğunlaşsın, daha bir e, Osmanlı dönemini de yansıtmasın, yaşını, yansıtmasın niyetiyle gittik. Evet. Bütün e, antikalara baktığınız zaman mermerden yaparlardı bunu. Evet. Biz bunu biraz daha e, ya aynı havayı, aynı havayı biliyorsun. Ya. ya burada tabii bu malzemenin şöyle bir avantajı var. Bunu çok fazla kullanırsan göz yoruyor. Ya yani biz burada çok e, yerinde kullandığımızı düşünüyorum. Ya yani bunu fazla kullanmak e, bu dekorasyonu kötü hale getirebiliyor. Ama burada şu anda mesela her yerde bizim şey bu gördüğünüz bizim varak boyama dediğimiz şeydir. Mesela bunu biz her yerde uygulamadık. Çünkü her yerde uygularsam bunu bu sefer göz yormaya başlıyor. Evet izlediğiniz gibi izleyiciler, <laughs> İstanbul'da bir çok otelleri ve iş yerlerini şıklaştırıyorsunuz ve bunun için proje bazında mı çalışıyorsunuz? Ne şekilde çalışıyorsunuz? Tabii ki biz e, proje bazında da çok ağırlık çalışıyoruz. Proje dışında da yani kendi tercihimizi kullandığımız e, yerleri atıyorum proje dışındaki olan kısımları da Projesi de çalışabiliyoruz. Kendi bildiğimiz tercihlerimizde bazı proje istemiyor. Hı -hı. Direkt işte ikimizin diyelim Türkçe'nin beraber bizim bir karar veriyoruz. O şekilde de yapabiliyoruz. Diğer türlü proje bazlı derseniz de dünyanın her yerinde proje bazlı çalışabiliyoruz. Önce bunun resimlerini çizip bitmiş hı. halini size sunuyoruz. Üzerinde çalışmalar yapıp uygulamaya geçiyoruz. Evet. Peki e, düğün salonlarında daha çok ne gibi talepler oluyor? Yani düğün salonlarında genelde şöyle söyleyeyim. E, şu an günümüzde baktığımız zaman eski yani biz son e, 15 senedir gerçekten bir çağ atladık dekorasyon anlamında. Yani yeniliğe açık yani şu an en ağırlıklı dönemimiz. Osmanlı saray tavan varak hı hı. üzerine hı hı. eskitme, bunun altın, gümüş altında beş renkten oluşuyor bu malzeme. Ee, buna ağırlık veriyorlar düğün salonları özellikle ve hı hı. şu anda da gündemde bayağı düğün Bunu sadece düğün salonları olarak bağlamayalım. Bu oteller olabilir, restoranlar olabilir, evler olabilir. Yani bu e, en küçük yerden en yüksek yere kadar hitap ettiğimiz bir ürün. Hı hı. E, peki cam bir e, mimarlık yapı olarak e, bugüne kadar nasıl bir yol izlediniz? Yani şöyle söyleyeyim, 93'ten bu zamana kadar merdivenleri hani tek tek çıkar bir başarı kazanırsınız ya. Hı hı. Geniş çaplı, şöyle söyleyeyim, yani şu dönemi konuştuğumuz zaman, hele şu korona dönemindeki evet. bir yüzeye bakarsan, çok güzel bir yol kat ettik Yani projelerimizde olsun, sunumlarımızda olsun, örnek gösterdiğimiz gibi ürünlerimizde olsun. Evet, Ve bunu biz şu zaten. an şu malzemeyi biz cam bir yapı olarak 2016'da ithal ediyorduk. Çin'den ithal ediyorduk ürünleri getirip öyle müşterimize sunuyorduk. Şimdi çok şükür ki biz kendimiz artık burada Türkiye'de üretip ihracat noktasına geldik. Harika. Böyle bir nokta bu durumda başladık. Evet. Peki en çok hizmet verdiğiniz alanlar nereleri? Yani bu düğün salonları dedik işte pastaneler olabilir, evler olabilir, işte oteller olabilir, restoranlar olabilir. Yani bu ürün şu an Türkiye, yani girmeyeceği bir nokta yok. Öyle diyeyim. Yani hı hı. en en küçük, küçük setmenden en yüksek setmene kadar çıkabilen bir ürün. Bunun e, şöyle söyleyeyim, boyanabilir e, malzememiz var. Bir de kendi üzerinde varaklı olan bir malzememiz var. O yüzden evlere de kullanabiliyoruz. Mesela örnek gösterebilirim size orada. Evet. O çıtalar mesela beyazdır, poroliten dediğimiz. Onu hı hı. istediğimiz bir renk yapıp bir hı. evde bu şekilde ayarlayabiliriz. Çok fazla görüyorum ve gerçekten çok estetik duruyor, çok güzel duruyor. Ben de çok. Yani görüyorum. dekorasyon anlamda sınır yok. Yani villalarda kullanabiliriz, e, dairelerde kullanabiliriz, otellerde kullanabiliriz, pastanelerde kullanabiliriz, evet. restoranlarda kullanabiliriz. Yani giremeyeceği bir nokta yok. Şu an atıyorum villadadır. İşte alt dolç dediklerimiz bu boyanabilir bir malzeme. Evet. Şöyle ya bu da şu an bu günümüzde şu an çok ciddi bir şekilde moda. Çok fazla. Şu an evet. dekorasyon üzerine ağırlıklı giden Türkiye'nin hani mimarlık olarak baktığımızda en ağırlık nokta şu an bu. şu çok an 3-4 senedir de bayağı bir moda. Evet. Daha vardı ama şu an biraz daha hızlanmaya başladı. Peki bir özellikle ev projesinde hanımlarla uzlaşamadığınız noktada nasıl ikna ediyorsunuz? Şu ana kadar uzlaşamadığımız bir şey yok. Biz önce insanların hayal gücüne bakıyoruz. Aha. Bizdeki Biz şimdi şöyle söyleyeyim, veren tarafız, alan taraf değiliz önce. Hı hı. Önce karşı tarafın hayal gücüne bakıyoruz. Bunların hayal gücüne bakaraktan biz onun hayal gücünü proje üzerinde çizip, Sonra bunu da şöyle yapalım, bunu da şöyle yapalım. Sizin için böyle daha mı iyi olur? Hı hı. Bunu görsel olarak da gösterebiliyoruz çizim üzerinden. Hı hı. Sonra ortak bir noktaya karar veriyoruz. Onun da gönlü olmuş oluyor. Biz de iyi bir tasarımla oraya çıkmış oluyoruz. Genelde finalimiz güzel bitiyor. E, bu izlediğimizin e, bu yeni trend adı ne? Ne bunu diye geçiyor? Bu boyanabilir çıta diye geçiyor. Hı hı. E, bunun normal bir sert olan bir malzeme var. Bir de yumuşak olan bir malzeme ne var. Çok Bunları şiştiriyor. beyaz bir üründür. Onu istediğimiz estetikte e, çerçeve haline getirip istediğiniz renklere hangi rengi isterseniz e, boyayıp şöyle bir tablo şeklinde onların içine tablo kullanabilirsiniz. Herhangi bir şey koyabilirsiniz. E, yani istediğiniz her şekilde sade kullanabilirsiniz. Sınırı yok. Şahane yeni trend bu yani. Şu anki Türkiye'deki e, dekorasyon anlamındaki de yeni trend bu. Bir de yatak odalarında, salonlarda her yerde kullanılabiliyorsunuz. Tabii tabii, tabii, tabii sanırım. hepsini. Diğerini. Peki Yat e, bunun dışındaki trend nedir? Evet bu. Bunu ben de çok sık görüyorum yeni çıkacak olan ya da sizin tavsiye ettiğiniz şimdi onlar da var onları şu gündemde e, reklam olmasın Heh. biraz daha zaman var bir de şu Türkiye'de biliyorsunuz hani bir e, dönem geçiriyoruz. O yüzden şu an biraz durgun gidiyor. Tabii Hı -hı. ki önümüzdeki dönemlerde yeni yeni bunun üzerine ne katabiliriz, daha ne yapabiliriz ama şu anki gündemimiz de bu. Tabii yine çalıştığımız başı aksesuar yönünden. Şu an Türkiye'de bizim en büyük sıkıntı çektiğimiz dekorasyon anlamda aksesuarlardan ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani o süs motif dediklerimiz Hı -hı. modeller var. Onlardan bir sıkıntı çekiyoruz. Onları da zamanla inşallah daha da e, oturturacağız Aksesuar olarak da siz destek e, oluyor musunuz? Tabii ki şu an normalde bunlar bir kalıp üzerine olduğu için e, belirli bir sermeye de için çok fazla tüketim yapamıyorsunuz. Hı hı. Yani üretim, diyelim bir makine vardır. O makineden işte atıyorum birinden bu şu model alırsın, diğerinden başka bir model hı hı. alırsın. Bunda biraz e, eksik kalıyoruz ama şu ana baktığımız zaman Türkiye'de yeterli kalıyor. Ama bizim e, üretimimiz öyle bir şey ki bu malzeme çok... E, hayal gücü yüksek olan bir malzeme. Yani bunda sınırı yok. O malzemeyi istediğiniz şekilde çevirebiliyorsunuz, istediğiniz şekilde bir detay çıkarabiliyorsunuz. ya Sınırı yok. Bakın kenarlarında süsler vardır. Evet. örnek Onun gibi örnekler vereyim. Evet gerçekten çok şık ve çok modern duruyor. Ben de çok beğeniyorum. Peki Türkiye ve dış ülkelere bayilikler veriyor musunuz? Şu an Türkiye'de zaten şöyle söyleyeyim, bayiliklerimiz zaten var. Hı -hı. E, i̇steyenlere tabii ki hala yardımcı olabiliyoruz. Bizim amacımız zaten önemli olan şurada biz e, daha önce ithalat yaparken şimdi ihracata yönme yolundayız. E, uluslararası ne kadar hani dünyanın neresinden olursa olsun bayilik de verebiliyoruz. Onunla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Peki bir e, yapı olarak olmazsa olmazlarınız neler? Olmazsa olmazlarım neler? Evet. Şöyle söyleyeyim, e, hizmet anlamında e, biz şimdi şöyle söyleyeyim, e, dekorasyon anlamında ben 93'ten beri bu zamana kadar e, çok değerli çalıştığım ekip arkadaşlarım var. Hı hı. Biz önce kalite diyoruz, önce kalite diyoruz, Aha. hizmet birinci sınıf diyoruz. Biz e, Avrupa'nın verdiği kalite gibi bir kalite vermeye çalışıyoruz, onun hı hı. mücadelesini veriyoruz. Ve bu konuda da çok gerçekten de. ...yaptığımız müşterilerde ya da hizmet verdiğimiz sektörlerde hepsine çok memnun etmişiz. Birinci başta bizim yapacağımız şey kalite hı hı. ve doğru bir işçilik, doğru bir zamanda hizmet vermek, doğru bir e, iş yapmak. Şimdi bizim sektörde şöyle bir durum var, hile de çok dönüyor. Bizim hı hı. Türkiye'de biraz farklı dönüyor bu dekorasyon anlamındaki işler. Biraz ne kadar e, dürüst ve temiz çalışırsak bizim için en önemli olan şey o. Ve şu an benim iki arkadaşlarımla beraber elimizden geldiği kadar önceki yapacağımız hizmet birinci kalite olacak... Ee, uzun süreli olacak, dayanıklı olacak ve e, müşterimizi elimizden geldiler. En fazla yüksek şekilde memnun etmek. Evet, e, biraz bayiliklerinizden de bahseder misiniz? Birlikte nasıl çalışıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Eminim ki bizi izleyip bayilik almak isteyen olabilir. Şimdi şöyle bir şey var. E, bayilik sistemimizde bizim e, Türkiye'nin e, genel anlamda her şehrine e, çok rahat e, ürünlerimizi gönderebiliyoruz. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Sadece hı. işte bize ulaşmaları yetiyor. Bu açıda e, müşteri bize iletişime girip bayilik istediği dönemlerde biz önce e, nasıl çalışabileceğimizi e, netleştirip hı hı. bunu telefon itibarlarıyla yapıp daha sonra bu işin ciddiyetini aslında öğrendikten sonra hı hı. E, onların işte kendi e, derim ki herhangi bir dekorasyoncudur Bunu işte parkeci olabilir, halıcı olabilir, herhangi bir bu dekorasyon işlerini yapan arkadaşlarımız yerleri oluyor genelde. Anlaşmalar yapıldıktan sonra telefonda biz gidip orada kendimiz oraya bir şovrum e, hazırlıyoruz. Hı hı. Yapılan ürünlerin şovrularını hazırlayıp ürünlerle ilgili işte e, malzemelerinin Hangi ne kadar bütçede ne kadar miktarda alacağını belirt, belirttikten sonra da sözleşmelerimizi yapıyor, e, işimize devam ediyoruz. Yarın da atıyorum uygulama başladıktan sonra istediği kadar stokta mal, malımız var. Hı hı. Ne kadar mal istiyorsa da biz onu buradan çok rahat bir şekilde. Türkiye'nin her yerine yollayabiliyoruz. Evet. Peki bu bayilikleri verirken sizin kıstaslarınız neler? Yani hani biraz önce sordum ya size olmazsa olmazlarınız biz, bayilik verirken şimdi nedir? Şimdi cam bir yapı olarak ben size şöyle söyleyeyim piyasada iyi kötü tanınmış bilinmiş bir firma olarak söylüyorum bizim bayilik verdiğimiz firma da olsa hı hı. biz o işin arkasındayız. Hı hı. Yani bizim örnek veriyorum Şırnak'ta, işte Diyarbakır'da, Urfa'da, Mardin'de ya da işte Nevşehir'de herhangi bir ülkede şehirde, e, bayilik verdiğimiz firmadan rahatsızlık duyan bir konum oluyorsa zaten olmasa bizim ekip müdahale ediyor. Yani bizim ürünlerle alakalı ya da çünkü biz bu ürünü biz kendimiz burada üretiyoruz, buradan dağıtıyoruz. Yani bir de artı onların kendi bayilik verdiğimiz yerde bizim silikonumuz da orada oluyor. Yani Hı -hı. cam bir yapının e, bayisidir diye. Hı -hı. Şimdi oradan memnun kalamadığı zaman bir müşteri direkt bize ulaştığı zaman biz buradan ikinci bir destek olarak biz müşterimizi mağdur etmeden o işi çözüp Bay ile biz kendi aramızda çözüyoruz. Evet. Yani onunla ilgili bir sıkıntı yok. Yani bizim olduğumuz yerde, Türkiye'nin hangi dalında olursa olsun bizim amlemizi zaten görürler. Firma imamımızı da görürler. Hı hı. Baktıkları zaman eğer ki bir iş yapıldı orada bir sıkıntı yaşandı. Orayla çözemedi, bize ulaşıyorlar. Biz direkt kendi ekibimizi, kadromuzu yollayarak oradaki sorun neyse, sıkıntı neyse Hı -hı. rahat çözebiliyoruz. Çözüyorsun. Ama özellikle ki biz sözleşmelerimizde biz önce kalite dedik. Demin az önce size bahsettiğim gibi biz önce hizmetimizi iyi yapacağız. Ne kadar güzel hizmet yaparsak o kadar bizim için önemli. Gerisi gerisi tefahattır yani. Evet. Peki Canbir yapı olarak hedeflerinize nasıl bundan sonra devam edeceksiniz ve biraz yeniliklerinizden de bahsederseniz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an örnek vereceğim. Şu an dekorasyonda ben ikinci bir şey var. Ölümsüz dekorasyon dediğimiz hı hı. aynı şu sizin resminiz göründüğü gibi hı hı. bugün bu şekilde bunu görüyorsunuz. Biz bunu projeksiyonlarla hı. yarın farklı bir renk görüyorsunuz ama bunun daha 3 7 boyutlu, 10 boyutlu, 15 Aynen. boyutlu düşün. O var şu an elimizde. Şu an onun çalışmaları devam ediyor. Yani o bir tane dekorasyon yaptım, ömür boyu kalsın mantığı yok. Aa, çok güzel. Bunu e, bugün evinin rengini beyaz istiyorsun. Hı. Projeksiyonu koyuyorsun. Komple evin beyaz ya da işte çıtalı desenli ya da bir resim bulun. O resmi sürekli görmek istiyorsanız aynı bu şekilde görebiliyorsunuz. Şu an o aşamada var gündemimizde ama onun dediğim gibi daha, daha zamanı var. E, çalışmalarımız onunla ilgili devam ediyor. Ama şu an gündemimizdeki olan saray taban ve e, dekorasyon anlamdaki şu an daha doymamış. Hı. Biraz bunu doyurduktan sonra hani Türk ülke altından sizin gibi yeni çıkan yani 4-5 yıldır bir, e, ciddi bir talep görünen bir ürünün e, biraz daha sürmesi gerekiyor. Yani bunu getirdik biraz kullandık 3 gün çünkü insanlara yetişemiyoruz. Hı hı. dekorasyona da yetişemiyoruz. Düne kadar gergi tavan tutuyordu, o tutuyordu. Şimdi biz evet. anahtar teslime kadar iş yaptığımız için de dekorasyonda sınırı yok. Bir hayal gibi, bu insanın bir hayal gücüdür. Herkesin bir tarzı var, bir düşüncesi var. Ona yaklaşık dekorasyonlar anlamında gidiyoruz. Evet peki anlattıklarınızdan da görüyorum ki işi, işinizi ve insanları da seviyorsunuz, severek evet, yapıyorsunuz. Evet, peki evet. bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Çünkü kırk, sevmeden kırk, hiçbir iş hayır, yapılmaz değil mi? Kesinlikle ben e, hayatım boyunca hiç almayı öğrenmedim. Hı hı. Hep vermeyi öğrendim. Yani e, yanlış anlamayın ben ilk 4 dört mezunuyum. Hayatım hep çalışmayla başladı. Hı hı. Gün geldi işte bu dekorasyon işine girdik. Yani 15-16 yaşlarında ben bunu usta olarak yapıyordum. Harika. Ve severek yapıyordum yani bu işi yaparken de. Sonra işte bu da benim yani herkese bir ilah verilir ya da bir yetenek verilir ya. Hı hı. Dekorasyon benim bir parçam. Yani gerçekten de dekorasyon anlamda ne yapabilirdim, ne edebilirim, nasıl yürütebilirim ya da nasıl bir şey çıkartabilirim ve örnek alıyordum. İşte mimarlardan örnek alıyordum. Evet bu mimar bunu çizebiliyor ve böyle bir şey tasarlıyor ben de çıkartabilirim diyordum. Ve şu onun başarısını kazandım ve bir şeyi de mutlu ettiğiniz zaman yani karşı tarafı şimdi benim şöyle bir hayal gücüm var mimarlık bir tarafa işte ya da çizim bir tarafa buraya ne yapılabilir benim hayal gücüm geniş ben oraya 50 tane kafamda konsept çıkartırım hı hı. yani çizmeme de gerek yok böyle bir yetenek var bu bende bir yetenek haline geldi yani o hiç okumadan 14-15-16-20 yaşlarına kadar biz hep bu şekilde devam ettik hı. daha sonra bunu biz e kurumsal işin mutfağında yetiştirdiniz tabii alt tabakadan geldiğimiz için şimdi hep vermeyle çalışıyoruz e, Yaşadığımız için bu biraz da bizim benim de kendi biraz yeteneğime bağlı kaldığı için hı hı. E, zaman bir baktım ki beni almış başka bir yere götürmüş ve insanların işte atıyorum evi eskidir ya da inşaatı kötüdür ya da işte ote, oteli berbattır ya da işte düğün salonu berbattır hı hı. bir ilk hali vardır. Sonra siz oraya bir eser bırakıyorsunuz bıraktığınız eser sizin en önemli olan şey. Evet peki ekibimizin hazırlamış olduğu veteri bir kez daha izleyelim ardından devam edeceğiz. Evet. Sevgili izleyiciler, Yumraniye bölgesinde Elmira Plus'tayız. Burası bir düğün salonu ve burayı cam bir yapı kendi güzel dekorasyonlarıyla şıklaştırdı. Şimdi firma sahibi Mithat Bey yanımda. Evet, merhabalar. Merhaba. Cam bir yapı olarak Mithat Bey, burada neler yaptınız? Ne gibi güzellikler uyguladınız? Burada e, Elmira'nın ikinci şubesini yaptık biz. Burası Elmira Plus olarak geçiyor. E, Burak Bey ile güzel bir ortak kararlar aldık. Beraber yolu kat ettik. İkinci şubesini bitirdik. Saray tavan ve poroletan malzemeleriyle güzel bir konsept çıkardık. Bayağı da bir proje çalışmalarımız oldu. Sonuç itibariyle işte yaptığımız dekorasyon bu. A'dan Z'ye kadar biz beraber başarıp böyle bir salon ortaya çıkardık. Teşekkür ederim. Şimdi mekanın sahibiyle konuşalım. Evet sizi kısaca tanıtabilir miyim? Merhabalar, ee, Burak Turan ben. Ee, biz düğün salonu sektöründe iki tane e, şubemizde hizmet veriyoruz. Burası Elmira Plus, İMES bölgesinde. Diğeri de e, Ümran Nikah karşısında Elmira Davet Salonu. Burası ikinci açtığımız şube. Burada e, Mithat ile ilk şubemizde de Elmira'da beraber çalıştık. Bu Elmira Plus'ta da e, Mithat ile çalıştık. Burada e, saray tavan, e, saray uygulaması yaptık. Yani burada polireten malzemeler kullanıldı. Ve... Yani genel olarak insanlar buraya geldiği zaman e, biz saraya gelmiş gibi hissediyorlar ve bunu bize hissettiriyorlar. Yani Allah'a şükür buraya gelen müşterimiz genelde bu atmosferi gördüğü zaman yani ben kesinlikle Elmira Palace tut tutmalıyım diyor. detay çalışmak için hem e, loş bir ortam sağlamak için seans kesim dediğimiz e, prolatan malzememiz. Arkasında e, plastik sert bir malzemeden oluşan bir ürün var. İç kısımda ledler var. E, i̇stediğimiz renkli de yapabiliyoruz. Bu seans kesim bu şekilde bir detay çıkarıyoruz. Evet. Elinize sağlık. Bir de sütunlar görüyorum. Sütunları da siz mi yaptınız? Evet. evet. bunun da Şimdi Osmanlı'da biliyorsunuz sütun biraz çok ağırlıklı gidiyor Osmanlı dönemlerine baktığınız zaman. bunun da biraz daha ağır tutmak adına hani kaliteyi biraz daha ortaya çıkarmak için de sütunlarla ağırlık noktasını verdik. bunun fikri de en çok Burak Bey'in evet, e, evet. fikriydi. Biraz daha yoğunlaşsın, daha bir e, Osmanlı dönemini de yaşına, yansıtmasın niyetiyle gittik. Evet. Bütün e, antikalara baktığınız zaman mermerden yaparlardı bunu. Evet. Biz bunu biraz daha e, ya aynı, aynı havaya aynı havayı alabiliyorsun. Ya güzel. burada tabii bu malzemenin şöyle bir avantajı var. Bunu çok fazla kullanırsan Göz yoruyor. Ya yani biz burada çok e, yerinde kullandığımızı düşünüyorum. Ya yani bunu fazla kullanmak e, bu dekorasyonu kötü hale getirebiliyor. Ama burada şu anda mesela her yerde bizim şey bu gördüğünüz bizim varak boyama dediğimiz şeydir. Mesela bunu biz her yerde uygulamadık. Çünkü her yerde uygularsam bunu bu sefer göz yormaya başlıyor. Tumarlat ve üretimden bahsetmenizi isteyeceğim. Siz mi yapıyorsunuz? Ürünleri nasıl temin ediyorsunuz? Şimdi daha önceleri biz dediğim gibi 2016'da ithalat yapıyorduk. Hı. Çin'den getirdik bu ürünleri. Şimdi çok şükür ki biz artık bunu Türkiye'de yapmaya başladık. Hı hı. İşte saray taban göbeklerinden tutun, bu çıtalardan olsun zaten görüyorsunuz da. Burada Türkiye'de bunları kendimiz üretip ee, istediğimiz o göbeklerin ebatlarını da yapıp ya da istediğimiz ölçüye çıkartıp hı hı. bunu şimdi ihracatını yapmaya başladık ve ee, gerçekten de güzel bir e, imza atıldı Türkiye'de bu konuyla alakalı. Çünkü bu konuda biz çok sıkıntı yaşıyorduk ithalat yaptığımız dönemlerde. Yani işte siparişi veriyorsun 40 gün sonra geliyor ya da başka bir şey oluyor bir aksilik çıkıyor ya da işte Çin'le ilgili sıkıntıların oluyor. Bu konular yani yaşadık. Bayağı yaşadık. Çok şükür ki e, Rabbime e, artık Türkiye'de bunu ciddi bir şekilde Harika. üretmeye başladık. Ve şu an ihracat yapmaya başladık. Yani artık ne kadar güzel bir konuma geldiniz. İnşallah da daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Demin gördüğünüz gibi şeyde üretilen malzemede bunun ham madde olarak beyaz olarak da çıkartabiliyoruz ve üzerine varaklı şekilde de çıkarabiliyoruz. Şu an Türkiye'de çok rahat bir şekilde istediğimiz müşteriye, istediğimiz miktarı çok rahat bir şekilde yani dünyanın her noktasına rahat ulaştırabilecek şekilde bir konuma geldik ve daha da hala daha da yükseltmenin gayreti içerisindeyiz. Yani e, bayiler ürünlerinizden istediği kadar alabiliyor mu? Tabii ki. Sıkıntı yok. Yani üründe sınırı yok. Harika. Şu an Türkiye'de bunu açtık. Artık uluslararası e, tabii ki konumda yavaş yavaş bu üretime biz girdiğimiz için hı hı. E, yaklaşık 2 sene 3 sene oldu yayılması anlamında ve üretim anlamında. E, talepler çoğalmaya başladı. E, belki yarın o gün daha neler olurunu bilemiyorum ama şu an gerçekten iyi bir noktaya geldik ee, ve bunun gururunu gerçekten Türkiye olarak ben daha çok gurur duyuyorum. Ben 2016'da videom vardı aslında onu atacaktım. Bir gün dedim hani nasip olursa Türkiye'de bu işi yapacaksam tam yapayım diye. Hı hı. Nasip bugünlermiş çok şükür yani onun gururunu yaşıyorum şu an. Yani en azından bizim paramız dışarıya gitmiyor. Hı hı. Yani burada meslektaşlarım var, arkadaşlarım var, dostlarım var. Biz çuvalla parayla gidiyorduk. E, yurt dışından e, ithal edip parayı oraya bırakıyorduk. Geliyorduk burada malı tüketiyorduk. Ama şimdi e, sermayemiz evet. içeride kaldı. İçinde. Yani ne yapıyorsak Türkiye'miz için yani ülkemiz için burada nefes alıyoruz. Bir gün ikinci dönemde bir yayına gelirsek ben size o videoları getireceğim. Aha. E, 2016 çekimlerinde canlı yayın yapıyorum diyorum ki hı hı. Şey, e, story yapıyorum. Dedim ki inşallah bu makineler Türkiye'de bir gün olur da biz bu malları artık buraya paralarımızı gömmeyelim de evet. e, Türkiye'de bir şeyler yapalım. Yani şimdi ekmek herkes ekmek yiyor, herkes kendi şeyini döner sermaye kendi içimizde kalıyor. Bu mantıkla gidip yani ülke adına da kendi adımıza da bir şeyler yapma, bir şey katma adına bir şeyler yapmak gerekiyor. Yoksa alıp satıp para kazanmak çok kolay. Evet. Önemli olan bir şeyler verip e, paylaşımı güzel sağlamak. Çünkü bu ülke bizim, başka bir ülke yok yani Hı. buradan başka yaşayacağımız neden de yok. O yüzden bu mantıkla hep zihniyet ettik. Çok şükür ki Rabbime böyle bir konumu başardık. Evet, harika. Peki son olarak bir yapı olarak neler söylemek istersiniz kapatırken izleyicilerimize ee, firmanızla ilgili eklemek istediklerinizi alayım. Bizim Türkiye'mizde biliyorsunuz COVID-19 bir dönem yaşıyoruz. Maalesef. Ben şöyle söyleyeyim, Avrupa görmüş bir insan olarak söylüyorum. Yani Avrupa bunu şey anlamda diyorum. Yani Avrupa'da gezip gören bir insan olarak hı hı. söylüyorum. Biz temiz bir milletiz aslında. Çok e, yıkanmayı, temizlenmeyi, işte dizektedilmeyi çok iyi biliyoruz. Aynen. Bu mikrobu da bu insanlarımızın bu temizlikten çok daha rahat aşıp e, kurtulabilir. Avrupa belki aşamayabilir. Biraz Hı. Avrupa bu konularda e, bizim kadar e, titiz değillerdir, bizim kadar e, ciddiye dalmıyorlardır <laughs> belki evet. ama ben bizim ülke olarak ben inanıyorum ki e, bu olayı da kendi içimizde çok rahat bir şekilde saygı ve sevgi e, sevgi içerisinde. Temiz bir şekilde bitirebiliriz. Yani Hı -hı. E, herkesin şu an ciddi anlamda psikolojik sıkıntıları evet, var, nedenleri kesinlikle. var, sorunları var. Ben e, kendi adıma söylüyorum, kendim de aynı mutlaka çevremdeki insanlara da aynı şeyi beğendiriyorum. Sadece biraz sabır. Yani burada birbirimize destek olursak, birbirimize saygı gösterirsek evimizin de sıkıntısı oluyor. Hepimiz de evde kapanıyoruz Hı -hı. ve e, iş yapamıyoruz, evimize para götüremiyoruz ama ben bu, bu ya biz Osmanlı neslinden gelmişiz. Yani biz bir ekmekle e, büyüyen insanlardık. Evet. Yani şükür edeceğiz. Halimize bakacağız. Bin şükür edeceğiz. Kesinlikle. Bu olayı da hep birlikte aşacağız diye ümit ediyorum. Sadece birazcık daha sabır. E, kendimizin bakış açısını, insanların en büyük önemli şeyi bakış açısını değiştirmektir. Gerçekten ben hayatı çok doğru doğru yaşadım anlatmaya kalksam uzun sürer Hı -hı. ama insanların tek bir noktası vardır. Belki bilimsel bir insan değilim ama bir insan kafaya bir şey takıyorsa hep onunla yaşıyor. Hı, -hı. Sadece bakış açımızı değiştirip beynimize ne kadar güzel şey çağırırsak bence o kadar daha iyi bir şey yaşarız diye düşünüyorum. Harika. Verdiğiniz güzel mesajlar için de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum programıma katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diyorum. diliyorum. Teşekkür ederim. Çok Sağ olun. Teşekkürler. Evet. evet bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.